merakıma gittim, onun için geldim bakıyorum. Şaşkın şaşkın. Evet, şaşkın şaşkın bakıyorum efendim yani. İlk defa yaşıyoruz İzmir'de böyle bir şey. Dikkatimi çekti, geldim. Her gün işe gidip gelir ve görüyorum her gün. Aynı saatte. Ya tabii ki şaşırıyorum ama korkmuyorum, ne bileyim. Yani zararsız biri olduğunu düşünüyorum. Zararını görmedim hani. Şuradan fuarın içinden geliyor. Üstten çıkıyor. Yatıyor herhalde sağa. Bayılamadım ben. Sen burada mı yaşıyorsun? Nasıl? Burada mı yaşıyorsun? Kaç yıldır buradasın? Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 6 senedir belki ya. Vallahi 7-7,5 sene olması lazım, hatırlayamıyorum tabii. 7,5 yıldır buradasın. Evet. Peki zor olmuyor mu? Kar, kış, kıyamet. Alıştınız. Abla yaklaşık 7 senedir buradayım abla. 7-7,5 senedir buradayım abi. Vallahi İstanbul'u terk ettim ya, ben bazı durumlardan, bazı büyük oyunlara geldim, ondan sonra tövbe ettim İstanbul'a gitmemeyi. Terk ettim İstanbul'u. Vallahi bazı problemler oldu abla. Şimdi onlar da bende kalsın da anlatmayayım onları. Aile bir sorun değil kesinlikle. Başka bir sorunlar vardı. Evet, başka sorunlar vardı. Yok, hiç çalışmıyorum abla. İstanbul'u terk ettiğimden beri hiç çalışmıyorum ben burada. Hiç çalışmıyorum. Bir tane arkadaşım var. O biraz yardımcı olmaya çalışıyor ama o da nereye kalır? O da kendine içe kalır işte. Yaşamaya çalışıyorum. Yaşamaya çalışıyorum abla yani. Bu şekilde. Açıkçası. Bütün gün burada yatarak geçiriyorum zamanı. Geceleri yürüyorum kendimi yormak için. Vücudumun yorulduğunu hissedince de gelip yatıyorum burada abla. Olay bu yani. Evet. Bunda yaklaşık... Nereden baksan 5-6 senedir üstümde. Yok şey değil ama bunda şey, tarz olarak görüyorum ben ya. 2016'ya damgasını vuracak diyorum. Bir kıza aşık olduktan sonra biraz da delirdim galiba ya. O sebepten dolayı terk ettim. Durum böyle. Ayrılmadık da beni terk etti. Ben de ondan sonra İstanbul'u terk ettim. İstanbul'u terk ettim ondan sonra. Ya kolay değil tabii yani. Ben bile inanamıyorum yani. Ben 2008'den beri bu durağın üstündeyim. Nasıl ben de yaşadığımın farkında değilim yani. Bu kadar zaman nasıl geçti? Bu kadar yani, çok hızlı geçti zaman. Ben de anlayamadım zamanın nasıl geçtiğini. Gerçekten anlayamadım zamanı yani. Çok hızlı geçti. Şaşırıyor insanlar. Durağın üstünde yatan bir insan görünce. Bu sevgi Leyla ile Mecnun'un sevgisinden de daha farklı herhalde. Görüyorsunuz efendim zaten yaşadığım durumu. Ben de böyle durakların tepesine vurdum efendim kendimi. Hayatımdan da çıkartmadım aslında da. Ya belki de evlenmiştir yani, ne olduğunu da bilemem efendim şimdi. Ona söyleyeceğim hiçbir şey de yok ya aklıma gelen şu anda. Yani çünkü gerçekten işte beni terk etmişti, beni neden terk ettiğini anlayamadım. Beni neden terk ettiğini anlayamadım ben. Vallahi çok sevmiştim ya. Çok sevmiştim ama olmadı bazı şeyler. Bazı şeyler olmadı efendim. İntihar etmeyi hiç düşünmedim. Fakat benim yaptığım da bir intihar gibi bir şey aslında yani. Sokaklarda yaşamayı tercih ettim. 2008'den beri bu durağın üstündeyim. Yaptığım da intihar gibi bir şey herhalde efendim yani. O şekilde. Ya tabii şimdi her insan ister düzgün bir hayatının olmasını ama kolay da değil yani şimdi. Şimdi kolay da değil yani. Düzenli bir hayat benim için zor ya. İmkansız gibi görünüyor yani.